okulda çocuklara tek tek öğretmek yerine morfik alana tak anteni baba. Gelsin o hepsini öğren. Konuyu çok kavga edilebilir alana getiriyor. Biz renkle karalım <laughs> koluyu konuyla alakalı. Ya <laughs> bana bir şey olmaz. Ben köyün derisi bunları Sana da ne diyecekler abi sen sonuçta Sinan Canan kurbanısın burada adam bir şeyler anlatıyor. <laughs> sen yutarsın ben ressam mı abi falan ne alakası var. Şu <laughs> anda bizi izleyen herkesin <laughs> Ah diye biliyorum. Şalgam ve limondan bahsedecek. <laughs> Renkler, renklerin hayatımızdaki yerinden başlayıp şalgamla bitirdik hocam. <laughs> bu son yayınladığımız, tabii biz bunu çekerken son yayınladığımız video. Bu konuları nasıl seçiyoruz ismindeki videonun altına bir sürü insan, bu arada çok teşekkür ediyorum, konu seçenekleri sıralamış. Bir de senin oradaki aşırı mağduriyetin nedeniyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> insanlar bir el yani. atmak istemiş konu, konunun kendisine. Aynen. Bir yardımcı olmak bir şeydi. E, oradan da çıkarttığım kadarıyla gerçekten hani bunu sen söylüyorsun. Hafif de ponçiklik olsun diye söylüyorsun ama öyle değil. Gerçekten bizi izleyenler tuhaf. <laughs> yani en azından bir 50 bin kişilik bir kor kitle var. Yani daha yüksek sayıda olanlarla alakalı buna emin değilim ama bir 50.000 bin kişi tuhaf yani yaklaşımı soru tipi bir başka kanalla karşılaştırdığımızda içerikler açısından çok enteresan yani bir şey odaklamacısından çok beğendiğim sorular da var çok beğendiğim ama konu edemeyeceğimiz soru tipleri de var evet, evet. beğenmediğim soruları ya yani beğenmesen bile sorunun mantığının kaliteli olduğunu bildi yani soruyu beğenmedim ya da hani Biraz eski ya da retro içerikli kalmış falan olabilir. Ama buna rağmen konuya yaklaşım, soru sorma biçimi, bunu geliştirirkenki dil, o soruyu sorabilmek için öncesindeki paragrafın kendisi falan. E, Tuhaf bir heyecan veriyor gerçekten yani o adamlarla masada. Zaten o adamlar ben dışarıda. Ciddiye alıyorlar ben... yani. Evet. Ciddiye bir evet. şekilde. Çok eril bir dil kullanmayayım. O adamlar ve o kadınlarla dışarıda karşılaştığımda da e, karşılığı öyle oluyor yani. Burada %70 kadarı kadın söyleyeyim. Sesler onu gösteriyor. <laughs> Ee, şey istatistiklere baktığımızda çok öyle değil. Biz bizdeki YouTube'da Ha bizim şey pardon açık beyindeki şey de o. Ha. Sosyal medyada çoğunluk kadın. Ee, yani ki burada eşitliği Burada biraz daha bir kanal. Evet, 55'e 45 gibi falan yani bir ciddi sayıda şey de var, erkek de var. Böyle daha duygusal yaklaşan falan şeyleri olan erkekler de var. Ee, hoş geldin. Oradan aldığım sorulardan bir tanesiyle başlamak istiyorum. Ee, bu renklerin evrimini sormuş. Yani rengi biz neden ihtiyaç duyuyoruz hikayesini. Ee, bu arada Vallahi bir renk günü. Yöneticisi... Ben onu kaçırmışım. Enteresan. <laughs> Böyle soru soran adam gerçekten normal değil. Ha yani güzel yakalama yani hani bu güzel bir dert etiş hikayesi. E, şimdilerde bir renk yöneticisiyle de çalışıyorum e, ve e, rengi tekrar sorgulama gereği gerçekten de duydum. Yani. Fizik dünyayla karşılaştığımızda işte biçimler var, hareket var ve renk var. Yani dünyayı görsel olarak algılamada bu üçüyle algılıyoruz ve renk hareket kadar ve biçimler kadar etkin. Yani renge göre onu yenip yenmeyeceğine, renge göre işte şekline, biçimine, büyüklüğüne, hacmine, kütlesine karar verebiliyoruz. Ki bizim bu arada sen benden çok daha iyi biliyorsundur açıklarsın Evrenle girdiğimiz ilişkiyi de öyle kuruyoruz. yani Biz başka gezegenler bilmem ne falan derken gidip görmedik onları ya da yani şekillerini ölçmüyoruz. Renklerinden karar veriyoruz orada Kırmızıya hikaye. kayma, evet falan, maviye kayma. Tüm galaksiyle girdiğimiz yana. ilişkinin içerisinde hatta başka galaksileri tanımlarken bile kullandığımız bir, bir, bir biçim. Bizle Evrenin bizle ilişki kurma biçimlerinden bir tanesi ya da evrenin şeklinin kendisi yapısıyla bizim ilişki kurmamız için kendimizi geliştirdiğimiz bir evrimsel. Bizim yorumumuz aslında. Evet, bir modumuz. Ee, evrimsel olarak hikayesi ne? Nasıl e, gelişmiş renkler? Hep var mıydı? Yani ilk canlıdan Yok. itibaren, yani görebilen ilk canlıdan itibaren var mıydı? Köpekler görmüyor abi mesela. Hala mesela, biz, evet. biz e, biraz ayrıcalıklıyız o konuda. Ya bir kere şimdi temel tanım itibariyle renk doğada var olan bir şey değil, dışarıda yok. Işık ee, diye bir şey var bizim yani görünür ışık dediğimiz hikaye. Aslında koskoca bir elektromanyetik spektrumun küçücük bir parçası. İşte 350 ile 700 nanometre boyutlarında dalga boyu olan elektromanyetik dalgalara biz görünür ışık diyoruz. Ama bu bizim için geçerli. Mesela arılar için görünür ışık bandı farklı. Onlar biraz daha mor ötesi tarafa doğru kayan bir görme bandına sahipler. Ee, ve bütün canlılarda bu oran değişiyor. Yani bu algılama aralığı değişiyor. Neye göre değişiyor? Gözümüzde işte retina dediğimiz bölgedeki e, beynimizin aslında uzantısı olan alıcılar var. Bu alıcılar insanda, insanların çoğunda üç farklı ışık dalga boyuna maksimum hassasiyet gösteren üç farklı alıcı tipi taşıyor. İşte bunlar kırmızı, yeşil ve mavi RGB renk stili var ya bilgisayardan. O işte red, green, blue'dan geliyor zaten. Aynı o bilgisayarda kullandığımız sistem aslında gözümüzde de kullanılıyor. Artık oradan mı ilham aldılar bilmiyorum ama galiba o sistemi bunu keşfetmeden önce bulmuş olabiliriz. Zaten hani ressamlar falan da bu üç rengi karıştırarak farklı renkler elde Kimyadaki var, karışım üç renk üzerine kurulu değil. Hı, tabii e, değil. Ama şey ışıktaki karışım üç renk üzerine evet. kurulu fizikten geliyor da var Tabii. Bir de bu CMYK sistemi falan. Filan CMYK var işte o matbaa yani, baskı, palet evet. üzerindeki Aynen. bir şey. Boyalarda bir neydi o? Eklemeli karıştırma bir de çıkarmalı karıştırma karıştırmalı iki şey vardı. Sen ressam olarak <laughs> bilirsin onları. Şimdi bizim bu algılama sistemimizde aslında ilginç olan nokta şu. Daha evvel duyularla ilgili ben çok söyledim onu. Yani bu aslında insana en sert tokat gibi gelen bilgilerden biri idrak ettikten sonra. Biz dış dünyayı olduğu gibi algılamak için tasarlanmış canlılar değiliz işimize yaradığı kadarını algılayıp, işimize yarar bir şekilde yeniden yorumlayıp tekrar içeride baştan yaratıyoruz. Artık. Çıkar yani. ilişkisi kuruyoruz. Tabii. Yani. Çıkar ilişkisinden öte uyduruyoruz. Yani <laughs> e, oradaki bir şeyi hani sağır duymaz uydurur derler ya bir takım ipuçları geliyor tamam alıcılarımızdan, reseptörlerimizden ama beyin bunları elektrik sinyalleri cinsinden aldığı için içeride tekrar bir bu arada içeride mi ondan da emin değilim yani bir yerde bir yorum çıkıyor ama Sosyal içsel bir algı dünyasında biz renk diye bir şey Şimdi Mesela renk körlüğü diye bir şey var. Renk körlüğü dediğimiz meselenin bir kısmı bu retinada farklı dalga boylarına hassas alıcıların doğuştan olmamasından kaynaklanabiliyor. İşte efendim maviler yeşiller çalışmıyorsa mavi renk körlüğü, kırmızılar çalışmıyorsa kırmızı renk körlüğü falan diyoruz onların e, isimlendirmeleri var. Total renk körlüğü var. Hiçbir e, bu dalga boyu algılayıcının hiçbiri yok doğada doğal olarak. Sadece ışık var mı yok mu onu algılayabiliyorlar ve grinin tonları şeklinde görüyorlar herhalde diye zannediyoruz genelde. Bir de beynimizde mesela görme bilgisinin işlenmesi enteresandır. Aslında bütün beyindeki bütün duyular aynı şekilde işlenir ama görmeye çok büyük yer ayrıldığı için biz bunu çok detaylı çalışabilmişiz 1940'lardan 50'lerden beri. E, gözümüzden gelen görme önce beynin ortasında bir istasyona uğruyor talamusa. Oradan beynin arka tarafına gidiyor. Görme bölgesi arkada. Ve önce iki beynimizin bu iki yarı kürenin arasında arkada yer alan birinci alana geliyor. Orada değerlendirip ikinci alana geçiyor. Oradan değerlendirip üçüncü alana geçiyor. Böyle hiyerarşik bir işleme sistem var. Dördüncü, beşinci basamaktan sonra şu hafif nasıl diyeyim şöyle arkanın dışında biraz üst tarafta işte MTV 5 falan dedikleri bir bölge var. Orası mesela renkli, rengi yorumlamaktan sorumlu. Oraya bir hasar gelirse Gözün sağlam olsa da rengi üretemiyorsun. O renk yorumunu yapamıyorsun. E, buna işte kortikal renk gör, öbürüne oftalmik renk gör, Yani gözdeki bir sorundan kaynaklı renk deniyor. Şimdi bu işin anatomisi kabaca. Peki e, bize renk niye lazım? Mesela renk görmeden de insanlar gayet rahat yaşayabiliyorlar. E, bir tek trafikte sorun yaşıyorlar işte lambalar, mambalar belki. Bu neydi? Bilmem ne maymunlar. ismini hatırlamadım şimdi de. Birçok bu arada primatta da var. Biz de primat olduğumuz için görme sistemlerimiz çok benzer. Mesela işte o meşhur bir anekdot var. Ee, dişiler çıkıyor ağaçtan meyve topluyor. Erkekler aşağıda oturup onları bekliyor. Bizim Karadeniz'de kadınların çaya gidip erkeklerin kahvede oturduğu gibi. Ama bu ateerkil bir sistemden kaynaklanmıyor. Erkekler renk körü olduğu için yeşil e, yaprakların arasında kırmızı meyveleri göremiyorlar. O yüzden o meyveleri dişilerin toplayıp, Aşağı getirip onlara yedirmesi gerekiyor. Var niye öyle evlenmekmiş? Ee, kadın erke... gücünde pozitif. Pozitif kadın ayrımcılığı var. Var. Rastlantısal <laughs> bir şey. Bu muhtemelen bir iş bölümüyle ilgili. Erkekler belki de orada da avcılıkla daha çok iştigal ettikleri için. Mesela avı kitlemede ve kovalamada renk küçük bir yardımcı. Çok büyük bir yardımcı değil. Orada Ama... daha harekete dayalı bir Tabii şey. Tabii harekete dayalı. Hareketi tespit edebiliyorsan ki bunun için renk algısına hiç ihtiyacın yok. Ee, Renkör olan insanlar bile çevre görme alanında bir şey hareket ettiği zaman otomatikman gözlerini oraya çeviriyorlar mesela bu refleks. sadece ışığa duyarlı hücrelerin olması yeterli yani görmek yeterli. Renk dolayısıyla aslında beslenme ile alakalı bir evrimsel seçilim gibi duruyor. Ve eşit dağılmamış. Ha hani niye eşit dağılmamış dersen tamamen rastlantısal da olabilir bu. Yani evrim zaten eldeki malzemeyi kullanıyor. Tarihsel olarak muhtemelen dişilerin görme sistemindeki bir ekstra farklılık Amplifiye edilerek, büyütülerek bu zamana kadar gelmiş. Burada insanlarda da var benzer bir şey. Sen biliyorsun mesela muhtemelen senin işte dört rengi ya da beş rengi ayırt etmen mümkündür. Ee, sen biraz da bir eğitimini aldın, ee, sanat eğitimini olduğu için biraz daha fazlasını görüyor olabilirsin. Mesela benim evde işte beş tane gri ceketim var diyebiliyorum ama Müge için onların hepsi başka renk yani onların isimleri var ayrıca tek tek. İşte erkeklerin hiçbirisi fuşya, lame, dore gibi şeyleri bilmez, ayırt edemezler. <laughs> gerçekten demezler. öyle. E tabi. Yani bu ama şey değil sadece kültürel ya da öğrenmekle alakalı bir şey değil. Mi? Hayır senin ismini biliyor olmalı da şaşkınlık. Evet, ama sunumlardan. <laughs> ben de ilk defa Serkan Kara İsmailoğlu'ndan duydum bu arada. O sonra baktım gerçekten öyle renkler varmış. Bizim hanım da biliyordu bu arada. Fuşya, lame, dore dur ben de aklımda Fuşya, lame, dore. <laughs> Sonra navy falan böyle değişik değişik renkler var. Ee, Wikipedia'ya bakabilirsiniz bu arada. Bir renk listesi var. Erkekler ağlar onu gördüğünde. <laughs> yani böyle bir şey ayırt etmeniz <laughs> mümkün değil. Ama mesela kadınlar bunu çok daha kolay ayırt ediyor. Bizim şimdi biraz önce bahsettiğim gibi... E, ...bu RGB yani üç tane red, green, blue... ...kırmızı, yeşil, mavi ayırt edecek piksellerimiz var gözümüzde ama... ...insanların yaklaşık %20 ile %25'inde ve çoğunlukla bunlar kadınlara denk geliyor bizim normal insanlar trikromat yani üç renk görüyor. Tetrakromatlar var yüzde yirmi yirmi Dördüncü bir renk algılaması var ama o hangi renk bilmiyorum yani onun az ismi yok muhtemelen. Ve dört tane farklı renk reseptörü olduğu için mesela bu insanlara genellikle moda sektöründe falan çok rastlıyorsun. Onların renk çözünürlükleri yüksek. Yani bu bir üç renk algılayıp karıştırıp onlardan işte 16 milyon ya da bilmem kaç milyon renk üretebilmek hepimiz için ortak bir kural değil. Bu işte bir varyasyonlar var. Ama netice itibariyle e, hatta Nergize göndereyim de benim çok güzel bir slaytım var mesela. Önce onu ben bir siyah beyaz gösteriyorum. Bir orman fotoğrafı. Herkes diyorum ki işte renk olmasa böyle görecektik. Bakıyorsun tatsız bir fotoğraf yani yapraklar, ağaçlar falan ama tadı yok. Sonra aynı fotoğrafı yavaşça renklendiriyorum mesela minik animasyonla. Bir anda herkes dehşete düşüyor çünkü yaprakların ortasında kocaman bir tane pars var ve renk yokken onu asla göremiyorsun mesela. Onun kızıl kahverengi tüyleri yeşil ormanda aslında ciddi kontrast yapıyor. Ama gri tona indirgediğin zaman onu göremiyorsun. Yaşamsal açıdan renk bu anlamda çok önemli. Ciddi bir seçenek unsuru. Ee, tabii ki bunu hani artık sen de alıştın. Evrimsel bakış açısıyla inceleyecek olursak. Çok renk gören atalarımız vardı, hiç renk görmeyen atalarımız vardı, bizim gibi görenlerimiz vardı. Çok renk görenler muhtemelen armudun sapı, üzümün çöpü derken aç kaldılar. <laughs> Öbürleri de yazık parsı, aslanı göremedikleri için yem oldular. Dolayısıyla kalanlar bizim gibi... Bu optimurlar. bir orta değerdir diyorsun. Orta değer tabii. Eğitim mesela bir şey. düşünsene hepimiz niye tetrakromat değiliz? Masraflı çünkü. Evet. Gereksiz. Çok fazla veri işlemeye dayanıyor. Belki beyni yoruyor. Ya yani Bu insanlar mesela bu devirde işte biraz daha yaratıcı işlerle, dizaynla, tasarımla bir şeyle uğraştıkları zaman tamam bir artı değer ama doğada ne yapabilirsin acaba bu kadar çok renk tipiyle? Bu muhtemelen bir mutasyonla ortaya çıkmış bir şey olur. Bu arada tamamen sallıyorum arkadaşlar. Literatürünü bilmiyorum bu işin ama e, basit bir mutasyonla ortaya çıkabilir gerçekten. Dördüncü renk algısı. Ama mesela diyelim birkaç milyon sene insan türü ya da başka bir türde avantaj sağlamaya devam ederse seçilir ve bir süre sonra bakarsın o türün hepsi tetrakro şey, tetrakromat olur. Dört renk gören canlılara dönüşürler. Ama canlıların çok büyük bir kısmında renk algısı pek yok ve bizim gibi değil belki şeyle ilgili bir değişim yani hayatta kalabilme güdüsü artık sosyal dünyaya adapte olabilmeyle alakalı bir dönem yaşadık. Belki bu yeterince uzun sürerse evrimsel anlamda. O yüzden daha niş renklerin daha önemli olduğu o sosyal kalabalıkların içinde ayrışmak için belki de daha önemli bir yer olabilir. Ben bir ara telefonumu siyah beyaz yaptım. Öyle bir erişilebilirlik ayarlarında öyle bir şey var. Var öyle bir şey. Birkaç hafta kullandım. Sonra depresyona girdiğimi fark ettim. Ya bir şeyler ayırt edemiyorum çünkü yani o kadar çok renk kodlaması varmış ki hayatımda. Mesela telefonda da orada şey. Yani hem biraz pili daha uzun süre gitsin hem de bakayım nasıl olacak. Retro hani siyah beyaz televizyon şeyler gibi. Olmuyor abi. Yani renk algısına çok fazla dayanıyor bizim iletişim biçimimiz. Oradaki bildirimler şunlar bunlar. İşte bir mesela ne bileyim form dolduruyorsun. Oraya highlight ettiğin zaman oraya verdiği farklı renk. Kırmızım tırak bir şey falan. Hemen senin nasıl diyelim böyle dürtüsel olarak ya da otomatik olarak bir şey yapmanı sağlıyor. Aslında sana bir yarı bilinçli ya da bilinçsiz bir yönlendirme sağlıyor. Sen onu kapattım çok zor geldi. Bu acaba sağlıyor. öğrenilmiş bir şey mi? Şimdi Alışkanlık. Renklere, mi? yok renklere hmm. karşı standart atamalar var ya işte kırmızı hareketlendirir sıcaktır daha duygusal romantik şeylere müsaittir. Mavi soğuktur, mesafelidir, turuncu hareketin rengidir <laughs> falan gibi atamalar var. Bu atamaların sadece zihinsel anlamda bir karşılığı var mı yoksa duygusal öğrenilmişlik paketi mi bunlar? Valla şimdi bunu ayırt etmek çok zor özellikle insanda. Fakat benim kişisel inancım şu. Her şeyi öğrenmeye kalksak biyolojik bir canlının hayatta kalması mümkün değil. O yüzden sadece genetik kodlamayla değil bir de genelde kalıtsal dediğimiz yani... Mesela bugün epigenetik ya da başka başka yöntemlerle... nesiller boyunca aktardığımız bir bilgi var gibi gözüküyor ve bence bunun bir kısmında o bilginin içerisinde. Ee, mesela kırmızı... bizim için genellikle insanların çoğunda... heyecanlandırıcı, kan basıncını yükseltici, dikkati toplayıcı, uyandırıcı falan bir etki yapıyor. Niye diye bakarsan bir kanın rengi... tehlike işareti, iki meyvenin rengi. Meyveler niye mesela kırmızı? Bu arada... Ee, şöyle bir şey de oluyor. Mesela ağaç senin dikkatini çekmek için kırmızı meyve üretiyor. Dan diyorsun ağaç benim kırmızıya bakacağımı nereden biliyor? Ee, ağaçların da evrimini düşünürsek çok basit bir soru aslında. Yeşili, mavisi, kırmızı, sarısı vardı. En fazla yenilip de işte çekirdeği atılan daha çok ürediği için... kırmızılar bir süre sonra baskın geldi. Sistem aynı şekilde çalışıyor. Ve mesela hem beslenmemize... Hem tehlikeye karşı savunmamıza bir işaret olarak belki yüzbinlerce milyonlarca nesil boyunca hep karşılaşıldığı için bu artık bir davranışsal örüntü şeklinde kodlanmış olabilir. Mesela yeşil rengin genellikle rahatlatıcı olduğunu biliriz. E, tabiattan geliyoruz, abi, her taraf yeşil yani fotosentezle yaşıyoruz biliyorsun anaş konumuz o yani güneşten. Yani bu şey... öğrendiğimiz bir şey mi? Yoksa ee, yeşil İşte zannetmiyorum. Bu mesela muhtemelen aktarılmış ama insanda bunu şöyle test etmen zor. Yani çocuk ilk doğduğunda ilk birkaç ay sorgulanabilir bir şey değil ki yani onu test yapamıyorsun. Kakuk falan zor bela zaten hiçbir cevap <laughs> Bu yeşile de. ne diyorsun falan yani, diyemez. <laughs> Şunu yapıyorsun yalnız. Mesela bebeklerde çok kullanılan bir deney yöntemi var. Bebeğin mesela dikkatini çeken bir şey olduğunda algısına yakalandın. Ona uzun süre baktığını fark ediyoruz mesela bakış sürelerinden. Diyelim bebeklerin Neyi yakalayıp neyi yakalamadığını falan tespit ediyorsun. Şey çok güzeldi hatta. Böyle iki tane nokta hareket ediyor ekranda. Çocuk bir süre bakıyor. Bir sonra ilgisini kaybediyor. İki nokta birbirinin arkasında hareket ederse daha uzun süre bakıyor. Bunlar birbirini kovalıyormuş gibi düşünüyor. Sonra da bir aksiyon senaryo yakaladım. Bir anlam buldum. Ona uzun süre bakıyor. Şimdi bunun gibi deneylerle sınanıyor ama... Bu tabii... Yani renk gibi öznel bir şeyi sınamakta çok zor. Ve muhtemelen çocuklar ekranlıklarında renk falan görmüyorlar. Yani o kortikal beyin kabuğunun uzmanlaşıp da bir şeyleri yapabilir hale gelmesi belli bir zaman alıyor. O yüzden işte elimizi kolumuzu aylarca hep doğru düz kullanamıyoruz falan. Algılarda da böyle. E, zaman geçtikçe ondan sonra da bakıyorsun. Yani insanların çoğunda bir örüntü görüyorsun ama bu büyük bir soru işareti. Bu atalardan mı geliyor? Yoksa hakikaten herkesten gördüğü için mi öğreniyor? Bunu çözebilmek zor. Ama benim şahsi kanaatim ve işte biraz da benim okuduğum tipte biyologların falan yargıları zannettiğimizden çok daha fazlasını... bu tip konularda... aslında kalıtsal olarak alıyor olabiliriz. Epigenetik denen hikaye zaten... şeye girdikten sonra oyuna... ha dedik her şey genlerde yazılı değilmiş, onların dışında da bir şeyler geçiyormuş. Muhtemelen bu hikayeler öyle geçiyor. Bir de ben biliyorsun morfik alanlar hikayesini severim. Yani... madde dışı... bazı bilgi alanlarıyla da bir bilgi aktarımının var olduğuna dair bir hipotez var. Rupert Sheldrake'in. Dolayısıyla biz e, kendi yaşamımız sırasında ya da nesil, nesiller kendi yaşamları sırasında edindikleri deneyimleri, nasıl ki biz beynimizde hafıza ineriye kaydediyoruz bilmiyoruz. E, muhtemelen bu yaşamsal belleği de beden dışı işte bu manyetik alana benzer bir hepimizi bağlayan bir alana kaydettiğimizi düşünenler var. Ve böyle bir alana kaydedilen bir şey de aynı morfik alanın içerisinde doğan yeni bireylere de geçiyor diye bir hipotez. Henüz bilimsel tam bir desteği yok ama bence çok... O akla yatkın. Çok rock'n'roll bir hipotez. Bir 100-150 sene sonra birilerinin bunu ispatlayacağını düşünüyorum. O zaman her şey çok başka olacak bak. Okulda çocuklara tek tek öğretmek yerine morfik alana tak anteni baba. Gelsin o hepsini öğren. Konuyu çok kavga edilebilir, alana getiriyor. Biz renkle karalım konuyu, konuyla alakalı. Yok <laughs> Yo, bana bir şey olmaz. Ben köyün devrisi. Biliyorum biliyorum. Sana da ne diyecekler abi sen sonuçta. Sinan Canan kurbanısın burada. Adam bir şeyler anlatıyor. Sen <laughs> Hayır canım. yırtarsın. Ben ressam mı abi falan ne alakası var? <laughs> Hayır canım sen de fikri olarak her fikir olmamaktan kaynaklı söylüyorum. Yani. Ya da emin olmamaktan kaynaklı söylüyorum. Yok Ev... zaten bir bilimsel bilgi değil yani. Ha. Zihin sporu sadece. Ama ve lakin yani... Renk dediğimiz şeyin şu ya da bu şekilde... Evrimsel, çok net bir kökeni var. Bu arada sevgili hocam Ali Demirsoy'un... Renklerin Evrim diye de bir kitabı var. Bu arada tavsiye ederim. Ha, güzelmiş. Ee, birkaç sene önce, 3-4 sene önce çıkarttı zannediyorum. Ee, hoca bayağı ileri yaşına rağmen hala çatır çatır üretiyor. Bu arada... Kimin hocası? <laughs> güzelmiş... Ee... Şeyi anlaması her zaman çok zor oluyor ve bu bana sorsan, senin de videonun başında söylediğin gibi çok heyecan verici. Yani görmenin görenle alakalı değil, algılayanla alakalı bir şey olması. Tabii, yani tabii. gözümüzle ilgili değil, gözümüzün kaydettiği veriyi yorumlayan beynimizdeki bir bölümle alakalı. Az önce ismini söyledin ama tam hatırlamıyorum. İşte görme korteksi dedim ee, onu. Bunu, bunu algılarken ki durumda işleve göre değişebiliyor ki, bunu rengi kavramsallaştırma hikayesini işte milattan önce 3000'e gittiğinde 1000'e gittiğinde falan çok bambaşka olabiliyor. Yani mesela şey çok şaşırtıcı bir bilgi. Hani biz renkleri en azından temel ana renkleri kategorik tanımlamalarını sabit olduğunu düşünüyoruz. Halbuki öyle bir sabitlik yok. Bu sabitlik modern dünyanın getirdiği hani bir tür atama buraya yapılan. İşte bu Kolombiya kahvedir, bu da işte ekspresodur falan diye yaptığımız bir atama. Halbuki arka taraf böyle böyle atamalı çalışmıyor yani çok daha az. Abi sayılar. sana ilginç bilgi. Bu İlyada destanında galiba Homeros'un mavi kelimesi yok. Ee, şarap koyusu deniz falan gibi denizin rengini tarif ederken böyle bir şeylerle tarif ediyor. Bunu da biri kafaya takıyor yani. Niye yok diye. Hakikaten mavi renk hiç hocam. Yani mavi renk adı olarak yok. Sonra bir merak sarıyor bunları. Başka kimse de var mı diye. İşte Namibya'daki Nimba kabilesini buluyorlar. Dillerinde mavi diye bir kelime yok. Ama daha korkuncu. Gözleri, reseptörleri, her şey bizle aynı olmasına rağmen mavi rengi göremiyorlar abi. Dillerinde olmadığı için. Mesela renk çarkı gösteriyorlar bunlara. Ee, renk çarkının bir tanesi basbayağı mavi yani. Biz de çocuk görse mavi der geri kalanı yeşil ayırt edemiyorlar onu. Yani o rengin adı olmadığı için göremiyorlar. Ama yeşil rengin tonlarına dair 20 küsür kelimeler olduğu için bizim asla ayırt edemeyeceğimiz yeşil ton farklılıklarını orada çocuklar bile diyor ki ne var ki bu başka renk diyor. işte adı var onu söylüyor mesela. Şimdi işin bir de bir bilişsel tarafı var yani bu yorumun. Bilişsel şey de öyledir. Bu bu arada tüm toplumla dünyayla girdiğimiz ilişkinin tarafsal bakış açılarından bir tanesi. Yani hem kültürel kavramlaştıramadığımız işte, bir şeyleri yani Göremez. Evet göremiyoruz. Mesela en favori rengin ne? En çok hangi rengi seversin sen mesela? E, siyah kullanıyorum. Yani siyah. Siyahı bilirim. Mesela giyerken siyah sever. İşte ama genelde böyle jenerik olarak etrafında en çok görmek istediğin renk nedir desem? Mesela ben e, şey lali severim. Kırmızı ve Kırmızı, lale yakın evet. o, o rengi severim. Mesela, mesela yani mesela ben de mavi ya da başka vesilelerle ne diyorlar? Nar çiçeği. Şu gözlüğümün kenarındaki renk nar çiçeği rengiymiş. Onun yeni rengi. <laughs> Şurası. Mesela ben bunları seviyorum ama şimdi ben bunu niye seviyorum? Ya da sen o rengi niye seviyorsun? Başkası öbürünü niye tercih ediyor? ...tamamen bilişsel gelişim süreçleriyle alakalı bir şey. Benim şeyin kereviz testinin aynısı. <gülüyor> <Kerevizli> <gülüyor> ya bir atama yapmışım onu. Kereviz sevseydim kerevizle bir alakası yok yani. Dolayısıyla bu da aslında renk algısının bütün diğer algılar gibi son derece öznel... ...ve bizim dünyamızın resmini çizmekte bizim kendi özgürlük alanımızda kullandığımız bir şey olduğunu gösteriyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bak ne güzel laf. E çünkü kişisel olarak kavramsal atamayı sen yapıyorsun... Yani bunu ortak Ve çoğu o zaman da var. bunu öyle yaptığını bilmediğin için yardırıyorsun. Nerede lan Erguvan sevilir mi falan diye. Ama Halbuki rengi kullanıldığı yerle kavramsallaştırıyor ve ona göre pozitif negatif diyorsun. İşte çok vasat bir arabanın üzerinde moda olan bir rengi kötü bir renk olarak kabul ediyorsun. Çünkü kamuya öyle kavramsallaşıyor, öyle karşılığı geliyor bir şeyde. Ya bu mesela kahve tadı, damağı ya da yemeklerle alakalı gurmelik gelişmesinde de aynı şey var. Çok tecrübe edeceksin ve kavramsallaştırarak da kaydedeceksin. Yani gurmelik öyle gelişiyor, renk de öyle bir şey yani. Hani tecrübe edeceksin kendi üzerinde dışarıda işlevini, onu da atamasını da yapacaksın yani. Bu, bunu... Ben bak ilk defa bir balık restoranda ne içersiniz diye sorduklarında ne var dedim. İşte kola bir şey bir şey şalgam dediler. Şalgam ne dedim ya seneler evvel. Dedi hocam şalgam suyu. Dedim getir içtim. Dedim lan bu deniz suyu. Yani bu içilmez. Bıraktım öyle. Sonra bir kere daha deneyeyim dedim. O sonra acılı şalgam denedim. Güzel gelmeye başladı. Bir süre sonra şalgama bayağı bir sardım. Çukurovalı biriyle evlenince artık iyi şalgamı kötü şalgamı ayırt etmeye başladım mesela. Yavaş yavaş geliyor yani. O yaşın kaç olursa olsun aslında deneyimle gelişebilen bir şey. Burada renk de böyle. Benim de şalgamı ilk ilk tadıyor olmamı güzel bir hikayesi vardır. Ortaokuldayım, İskenderun'dayım. Babamın işi dolayısıyla bir tatile gittim. E, bu dışarıda cam şişelerin içerisinde simitçilerin yanında satılıyor. Ayran var, şalgam var. Ayrana alışkınız biz. Hani bir ayran diyeceğim. Bu ne dedim. Kırmızı kırmızı havalı görünüyor. Şalgam dedi. Deneyelim dedim. İşte ucundan tadıyorum. Bir tadıyorum. Çok da hava sıcak. Hararet var bilmem ne falan. Soğuk soğuk. O hafif tuzlu ya. Tam böyle şey kay. Lan bu ne güzelmiş. Bu ne güzel. Lup 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 derken içinde havuç varmış. <gülüyor> <gülüyor> <Hop diye. gülüyor> Öyle kötü bir hatıra vardır. <laughs> Şu anda bizi izleyen herkesin <laughs> Ah diye <laughs> yutkunduğunu biliyorum. <laughs> evet, evet. Şalgam ve limondan bahsedecek. Renk, yani. renklerin hayatımızdaki yerinden başlayıp şalgamla bitirdik. Ama şalgamın diye. kırmızı rengi de şimdi Allah için <laughs> insana beni işliyor eskiden yolda turşu suyu satarlardı abi. Şimdi evet. onu aklıma getirdim. Eskiden bildiğin salatalık satarlardı yolda. Tabii biliyorsun. tabii tuzlayıp salatalık satarlardı. salatalık. Yaşlanmışız <laughs> be Mustafa. Eskiden Günden diye konuşuyoruz yok. değil mi? Valla. Ama yani hayatta böyle bir şey şöyle düşünsene yani şuradan kapının önünde el arabasıyla birisi salatalık satıyor. Tek tek yani böyle hani soyup soyup tuzlayıp sana veriyor. Düşünsene ne kadar ne kadar ...sinematografik bir fotoğraf... ...ama biz bunu yaşadık vardı yani. Genç girişimcilere duyurulur bakın... <laughs> ...piyasada böyle bir açık var... ...salatalığı tuzlayıp gezin bence... <laughs>